7 milyar 750 milyon nüfuslu dünyamızda 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen 10 milyon civarı insan her yıl açlıktan ölüyor. Dünya üzerinde 2 milyar 100 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Dünyada her 8 kişiden biri yatağa aç giriyor. 124 milyon kişi açlıktan her an ölebilir. Dünyada toplam aşırı şişman sayısı, açlıktan ölmek üzere olan insan sayısının 10 katından daha fazla. Hal böyleyken, dünya üzerinde üretilen gıdaların yarısı çöpe atılıyor. Sadece Türkiye'de her gün ortalama 5 milyon, ayda 150 milyon, yılda 2 milyar ekmek çöpe gidiyor. Türkiye'de bir yılda yapılan ekmek israfı, bir aylık ekmek ihtiyacımız kadar. Söz konusu tutarla yaklaşık 2 milyon insan bir yıl boyunca doyabiliyor. Yeme içmeyi neredeyse 24 saate yayan her şey dahil uygulamalı otellerde, serpme kahvaltı sunan restoranlarda ve Ramazan iftarlarında milyarlarca liralık israf yapılıyor. Ülkemizde her yıl 18 milyon 200 bin ton sebze ve meyve çöpe gidiyor. Bu sebze ve meyvelerin %10'u halde, %15'i markette, %15'i de satın alınan ev veya iş yerlerinde çöpe atılıyor. Toplam %40'a varan yaş sebze ve meyvedeki yıllık kaybın değeri 16 milyar lira. Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin %53'ü hasat sonrasında henüz tüketiciye ulaşamadan zayi oluyor. Yıllık 200 milyon ton civarında buğday ve ürünleri çöpe gidiyor. Günümüzde dünyada israf edilen yiyeceklerin yalnızca dörtte birinin kurtarılması bile aç insanların doyması için yetiyor. Gıda krizi yaşayan ülkelerin başında Yemen, Somali, Myanmar, Arakan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Nijerya ve Güney Sudan geliyor. Her yıl dünya genelinde tüketilmek için üretilen gıdanın üçte biri, tarlalardan işletmelere, piyasalara, perakendecilere, yeme içme hizmeti veren işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan zincirde yok oluyor. Toplam 1 milyar 300 milyon tonluk bu israf, 763 milyar paket makarnaya denk geliyor. Süt ve süt ürünlerinde toplam üretimin %20'si tüketiciye ulaşamıyor. Bu oran 574 milyar yumurta anlamına geliyor. Balık ve deniz ürünlerinin %35'i israf ediliyor. Bu ürünlerdeki israf 3 milyar somon balığına denk geliyor. Gıda ürünlerinde ortaya çıkan israf, beraberinde yakıt, tarım ilacı, su, enerji ve iş gücü israfını da beraberinde getiriyor. Amerika'da her yıl 2 milyar 700 milyon ton sebze ve meyve çoğunlukla estetik nedenlerden dolayı tarlada bırakılıyor veya satılmıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise üretilen gıdanın %20'si çöpe atılıyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan israfla dünya nüfusunun 3 katı beslenebiliyor. Dünya Bankası raporlarında çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de bir yılda yapılan ekmek israfının parasal karşılığı 3 milyar lira. Peki bu parayla neler yapılabilirdi? 5 kişilik 104 bin aile veya 162 bin asgari ücretli bir yıl boyunca geçinebilirdi. 850 bin öğrenciye 12 ay boyunca aylık 300 lira burs verilebilirdi. 100 yataklı 80 hastane veya yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı yapılabilirdi. 16 derslikten oluşan 500 okul ya da 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt yapılabilirdi. Günlük yapılan ekmek israfının parasal karşılığıyla 500 kilometre bölünmüş yol yapılabilirdi. 4 milyon 500 bin kişinin bir günlük ekmek ihtiyacı karşılanabilirdi.
2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak. Gıda tüketimi hızla artacak. Yapılan israfa karşı önlem alınmazsa mevcut kaynaklar bir süre sonra insanlığa yetmeyecek. Bu da paylaşım kavgasının artması ve daha çok savaş anlamına gelecek.